Bir zatın birisi Medine'ye gelip Müslüman oluyor. Allah Resulü ile görüşüyor, İslamiyete giriyor. İslam'la şerefleniyor. Fakat o zamanlar hicret etmişler, harpler olmuş. Herkeste genel bir fakirlik var. Yoksulluk var, açlık var, kıtlık var Medine'de. Efendimiz bu misafir olan, yolcu olarak Medine'ye uğrayıp da Müslüman olan kişi için ashabına diyor ki bu kardeşinizi biriniz bu akşam misafir etsin evinde. Diyor ama hiç kimseden çıt çıkmıyor. Peygamberimiz biraz bekleyip tekrar aynı şeyi tekrar ediyor. Bu kardeşinizi evinizde misafir ediniz. Yine kimseden ses seda yok. Üçüncü söyleyişte birisi ya Resulallah bize buyursun benim misafirimdir diyor. O kişi yeni gelen zatı alıp evine götürüyor. Vakit akşamdır ve içeride misafiri yerleştirdikten sonra hemen mutfakta hanımıyla bir araya gelip diyor ki çocuk için sakladığım biraz yemek vardı onu ikram edeceğiz. Çocuğa yok. Bize yok, çocuğa yok. Misafire verilecek. Ve bekliyor, havanın kararmasını bekliyor bu zat. Kandili de yakmadan sofrayı kuruyor. Misafirin önüne yemek tabağını koyup kendi önüne de boş tabağı alıyor ortalık loş olduğu için misafir fark edemiyor ev sahibinin tabağının boş olduğunu. Ve misafir soruyor, siz kandilleri yakmıyor musunuz akşamları? Niye karanlıkta yemek yiyoruz? Deyince efendim diyor, bizde adet böyledir, bu bir gelenek. Diyerek misafiri ikna ediyor. Yemek yerlerken, misafir yemek yerken ev sahibi ağzını şapırdatıyor ki misafir o da yemek yiyor sansın. Aslında önünde hiçbir şey yok açtır, çocuk açtır, hanımı açtır. Olanca yiyecek ne varsa misafirin önüne koymuşlardır. Bu manzara bu evde devam ederken ta Medine'nin uç mahallesinde olan Allah Resulü'ne Allah vahiy ile indiriyor ki Allah o kulundan razı oldu. İşte İsar budur.